Sevgili dostlarım merhaba. Bir haftadır bekliyorduk. Powell çıksın bugün Jackson Hole'da açıklama yapsın. İndirim yapacağız. Hem de 100 bas puan. Yok yetmez. 200 bas puan indirim yapacağız diye açıklama yapsın beklentisi vardı herkeste. Ya inanılır gibi değil sevgili dostlarım. Bakın bırakın Powell'ı bölgesel Fed başkanları teker teker çıktılar. Bir hafta boyunca artık faiz indiriminden yana olmadıklarını söylediler. Ve işin komik tarafı bu haberler sizlere nasıl lanse edildi? 25 bas puanlık indirim kesin ek bir indirim istemiyorlar ama Adamların açıklamalarını oturup dinlediğiniz zaman şunu söylüyorlar size. FED Temmuz ayında 25 bas puanlık bir indirim yaptı. Biz o indirimde bile çok gönüllü değildik ama hadi neyse indirim olsun dedik. Önümüzde yani 17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek toplantıda biz bir faiz indiriminden yana olmayacağız Evet Fed'in bölgesel başkanları alenen bunu söylediler sevgili dostlarım ve buna rağmen ısrarlı bir şekilde Fed'den faiz indirimi bekliyor herkes. Trump da bekliyor. Trump hatta şunu söyledi. Acaba bizim gerçek düşmanımız Şi mi yani Çin devlet başkanı mı yoksa Powell mı? Aynı zamanda şunu da söyledi Trump bugün attığı tweette. Hemen sıcağı sıcağına telefonla sarıldı, tweetler yağdırmaya başladı. Alışıldığı gibi Fed bir şey yapmadı dedi. Bakın, alışıldığı gibi Fed bir şey yapmadı dedi. Aslında onun da içten içe beklentisi Powell'ın herhangi bir faiz indirimi sinyali vermeyeceği yönündeydi. Sevgili dostlarım, bakın, Amerika'da Trump güçsüz dolar istiyor olabilir. Ticareten herkesi geçmek istiyor olabilir. 3 Kasım 2020'deki seçimlere hazırlanıyor olabilir ve bu seçimlere çok daha güçlü, çok daha hareketli ve agresif bir ekonomiyle girmek istiyor olabilir. Ama Fed de kendi para politikasına göre hareket etmek zorunda. Israrlı bir şekilde söylüyorum bakın sizlere. Amerika'da veriler çok ama çok iyi geliyor sevgili dostlar. İşsizlik verileri son 50 yılın en iyi seviyesinde. Evet, işsizlik verileri son 50 yılın en iyi seviyesinde, piyasa hareketli ve bu hareketlilik nedeniyle enflasyon kademe kademe yükselmeye devam ediyor. Çekirdek enflasyona bakıyorsunuz son 17-18 ayın en yüksek seviyesine gelmiş durumda. Açıklanan her veri bir önceki veriye göre biraz daha iyi geliyor. E bu ortamda bu koşullarda Fed'in çıkıp ben faiz indiriyorum kardeşim demesi 25 bas puan olsa bile intihardan öte bir şey değil sevgili dostlar. Birazcık para piyasalarını okuyan, biraz ekonomiyi okuyan her Fed başkanının vereceği karar aynı olacaktır. 10 kişi oy kullanıyor biliyorsunuz Fed'de. Geçende yapılan oylamada 2 kişi red oyu 8 kişi evet oyu vermişti ve 25 bas puanlık bir indirim yapılmıştı. Ve FED tutanakları da açıklandı bunun sonrasında denildi ki FED tutanaklarına göre bir kalibrasyon indirimi yaptık biz bir ayarlama yaptık ince ayar yaptık ve bu bundan sonraki süreçlerdeki indirimleri işaret etmiyor. Yani biz bir faiz indirimi sürecine girmediğimiz gibi aynı zamanda bir parasal genişleme sürecine de girmedik. E neyin beklentisindesiniz hala? Yani neden hala ısrarlı bir şekilde Fed'in faiz indirmesini bekliyorsunuz diye sorarlar adama. Hala Türkiye'de iç piyasada bazı trader ekonomistler ısrarlı bir şekilde Fed faiz indirecek, 25 bas puan kesin indirecek de acaba üstünü indirir mi diye açıklamalar yapıyorlar, yorumlar yapıyorlar ve inanın şokla takip ediyorum. Ya hiç mi yabancı kanalları takip etmiyorsunuz? Acaba hiç mi yabancı ekonomik kanallarını ya da haber sitelerini takip etmiyorsunuz. Wall Street Journal gibi gazeteleri bir kez dahi açıp okumuyor musunuz? İngilizce bilmenize de gerek yok. Translate diye bir şey var. Google'a yazıyorsunuz, çeviriyor. Oradan okuduğunuz zaman zaten son bir hafta içerisinde bölgesel Fed başkanlarının söylemlerini okusanız sadece FED'in bir faiz indirimi eğiliminde olmadığını çok net bir şekilde görürsünüz. Bakın şimdi sizlere tek tek yaptıkları açıklamaları okuyacağım burada. Televizyonlarda ve gazetelerde yapmışlar bu açıklamaları. Hepsini anlatacağım. Hatta bazıları diyor ki evet biz geçen toplantıda faiz indirimi için oy kullandık ama pişmanız. Yani çok da istekli değildik o oyları verirken. Tamam bir iyi niyet indirimi yaptık ama bundan sonra yeni indirimlere okeyoyu vermeyeceğiz diyorlar. Ve bizimkiler hala ısrarlı bir şekilde 25 bas puan kesin acaba üzerine bir 25 30 bas puan daha indirilir mi diye açıklamalar yapıyorlar. 25 30 bas puan da böyle bir şey yok da. Sevgili dostlarım bakın şimdi. Kansas City Fed Başkanı ne diyor? Estelle George Ekonominin nerede olduğuna baktığımda görünümün ekonominin daha da zayıflamakta olduğunu işaret ettiğini görmeden ekonomiye ilave gevşemenin verilmesinin henüz zamanı değil. Buna hazır değilim diyor. Yani bir faiz indirimine karşıyım diyor. Kim bunu söyleyen? Kansas City Fed Başkanı. Philadelphia Fed Başkanı'na dönüyoruz. Patrick Herker diyor ki Son faiz indiriminin isteksizce onaylandığını ve faizin bir süreliğine sabit tutulması gerektiğini düşünüyor. Yani diyor ki ben biraz isteksizce oy kullandım indirim konusunda ama yeni bir toplantıda böyle bir karar bu sefer vermeyeceğim. Yani indirime okey vermeyeceğim. Üçüncü Fed Başkanı Dallas Fed Başkanı diyor ki Robert Kaplan 17-18 Eylül Fed toplantısında faiz indirimine gidilmesi konusunda isteksiz durumdayım. Kaplan devam ediyor. İlave adım atılmasından kaçınılmasını istiyorum. Ancak eğer ihtiyaç duyulursa en azından önümüzdeki birkaç ayda adım atılması konusunda açık olabilirim. Yani bu dönemde değil ama birkaç ay sonra bakarız verilere. O veriler gerçekten bir daralmayı işaret ediyorsa o zaman elbette bir faiz indirimine gideriz diyor Kaplan. Boston Fed Başkanı Eric Rosengren'e bakıyoruz. O da diyor ki ilave faiz indirimine karşı olduğunu söylüyor. Bundan sonraki süreçte yapılacak toplantıda faiz indirimi yönünde bir karar verme konusunda isteksiz olduğunu ifade ediyor. 4 tane Fed Başkanı faiz indirimi konusunda isteksiz olduğunu alenen söylüyor. Bakın 25 bas puan indirilsin. Onun yanına yapılacak bir 25 bas puana isteksiziz demiyorlar herhangi bir faiz indirimine karşı isteksiz olduklarını söylüyorlar. Çünkü veriler önlerine düşüyor adamların. Benim önüme düştüğüne göre, Türkiye'den Selçuk geçerin önüne düştüğüne göre, Fed başkanlarının da doğal olarak önüne düşüyor veriler ve onlar da şunu söylüyor. Ya kardeşim, ben bu verilere baktığım zaman bir faiz indirimi yapılmasını destekleyemem diyor. Dolayısıyla bugün de çıkıp Powell'ın ya ben indirim yapacağım falan filan diye açıklama yapmasın zaten beklememeliydik. Powell çok yuvarlak ve üstü kapalı konuştu. Faiz indirmeyeceğini alenen söylemedi. Ama sevgili dostlarım satır aralarına bakıldığı zaman Powell'ın faiz indirimi konusunda isteksiz olduğunu çok net bir şekilde gördük ki Trump da görmüş bu tweet'i atmış sevgili dostlarım. Ne diyor Trump bir kez daha hatırlatalım. Alışıldığı gibi FED bir şey yapmadı diyor. Şi mi düşmanımız Powell mı düşmanımız diyor. Güçlü Amerikan doları güçsüz FED diyor. Arka arkaya bu açıklamaları yapıyorlar ve sonuç itibariyle FED'in bir faiz indirimi yapmayacağını koskoca Amerikan başkanı da görüyor ama bizimkiler görmeme konusunda ısrar ediyor. Demek ki bir parasal genişleme gelmeyecek. O beklenti çöp oldu artık. Faiz beklentisini ortaya koyup parasal bollaşma olacak, dolar düşecek diyenler de boşa çıkmış oldular sevgili dostlar. O nedenle borsalar düşmeye başladı ya da yatay gidiyor. Fırtına öncesi bir sessizlik var. Bakın bu arada uluslararası gelişmeler de yaşanıyor. Amerika ile Türkiye'nin arası bir kez daha gerildi. Amerika ikinci yaptırımı gündeme getirdi ve uygulamaya soktu. İlk yaptırım biliyorsunuz F-35'lerle ilgili süreçten Türkiye'nin çıkartılmasıydı. İkinci yaptırım olarak da Patriot konusundaki teklifin geri çekildiği ifade edildi, açıklandı. Amerika'nın en üst düzey temsilcileri tarafından yani ikinci adım atıldı. Katsa ile ilgili bir açıklama yok ama her an İdlib'e ve Rusya'daki görüşmelere bağlı olarak onunla ilgili de bir adım atılabilir. Yarın öbür gün bu dış siyaset gerilimi her şeyi bir anda alt üst edebilir. Trump beyefendi bir tweet atabilir ve bizim ekonomik dengelerimiz aniden bozulabilir. Sevgili dostlarım bu arada sadece Amerika Türkiye değil Putin Türkiye arasında da gerilim büyümeye başladı. Bu İdlib davasından dolayı Amerika ile Türkiye'nin yakınlaşması nedeniyle Putin tavır koyuyor. Oradan ciddi açıklamalar geliyor. Bugün bir telefon trafiği vardı Erdoğan'la Putin arasında. Önümüzdeki günlerde de uçağı atlıyor ve Putin'in yanına gidiyor Erdoğan. İşleri nasıl yoluna koyabiliriz diye. Bir ipte iki cambaz oynamıyor. Yani bir yandan Amerika ile iyi ilişkiler geliştireceksiniz. Öbür taraftan Putin ile iyi ilişkiler geliştireceksiniz. Öbür taraftan Türkiye'nin istekleri doğrultusunda her iki tarafı da kullanarak İdlib'e müdahale etmeye çalışacaksınız. Tabii herkesin bölgede menfaatleri var ve bu menfaatlerini kimse kaptırmak istemiyor. Yani bu konuda bir problem olarak karşımıza duruyor. E bir de Doğu Akdeniz meselesi var. Orası da fokurdamaya başladı. Anlayacağınız sevgili dostlarım işler karışıyor. İç piyasadaki ekonomik verilere baktığımız zaman Orada da her rakamın her geçen gün daha da kötü gelme eğiliminde olduğunu görüyoruz. İşsizlik verileri yaz aylarının iyi değerlendirilememesi nedeniyle önümüzdeki günlerde büyük ihtimalle arka arkaya kötü gelmeye devam edecek. Enflasyon verileri yine yaz aylarının doğru düzgün değerlendirilmemesi nedeniyle Kötü gelmeye devam edecek. E, büyüme verileri zaten kötü geliyor. Sanayi üretimi zaten kötü geliyor. Bunlar kötü gelmeye devam edecek. E, finansal sistemimizde büyük sıkıntılar var. Milletin hem devlete hem bankalara güveni tamamen dip yapmış durumda. Ve bu durumda biz çıkıyoruz diyoruz ki dolarda denge var. Dolarda denge menge yok sevgili dostlarım çok yakın zaman içerisinde bütün bu gelişmelere bağlı olarak dolarda çok hızlı hareketler göreceğiz. Bakın bugün 5.76'ya çıpaladı kendisini. 5.80-85 seviyelerini biz görebiliriz. Ve onun sonrasında 6, 6.25, 6.80 ve 7 zirvesi, 7.20 zirvesi görülebilir dolarda. Bu saatten sonra doları tutmak gerçekten çok ama çok zor sevgili dostlarım. Evet bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyorum. Eğer ki videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Ve tabii ki kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın, mutlu kalın.